Yürü. Yani biz şu an gruplarla gidiyoruz ama biz geçen sene işte ziyaretçiler var. Bu sene bir de şaka yazın. Kaynak güzel, kaynak güzel. Siz İbrahim Hoca doğru bir mutlaka yapmışsınız. İbrahim Demirtaş. Profesör doktor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben başarılı mesleğimi ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben bir kişiye farkında bulmuşlar. Ben şunu bak bir şey söyleyeyim. Ertuğrul, Ertuğrul sözümden geri dönebilirim. Bize sıcak soğuk kere bilir. Oldukça büyük bir mağara Balıca Mağarası. Tamamı keşfedilmiş bir mağara değil. Balıca Mağarası çok sayıda ziyaretçi ağlayan bir mağara. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor Balıca Mağarası'na. Yani karstik özellikler bakımından oldukça ilginçtir mağara. Balıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en değişik karstik özellik ise soğan sarkıtlardır. Yani soğan sarkıtlar ender görülen karstik yapılardır. Soğan sarkıtlarıyla Balıca Mağarası 2019'da da UNESCO'nun geçici miras listesine giren bir mağaradır. Türkiye'mizde UNESCO miras listesine giren tek mağaradır mağara olarak Balıca Mağarası. Mağara içerisinde şu an ziyarete açılmış 8 tane salon galeri bulunuyor. Tamamı keşfedilen bir mağara değil. Balıca Mağarası hala gizemini koruyor. Mağara giriş kapısından ziyaretçilerimiz yatayda 680 metre ilerleyebiliyorlar. Dikeyde 75 metre bir derinliğe kadar ulaşılıyor. Mağara içi sıcaklığına gelince 17 ila 24 derece bir sıcaklığa sahip Balıca Mağarası. Yaz-kış sıcaklık değişmiyor. Ve yine Balıca Mağarası'na tedavi için çok sayıda hasta geliyor aynı zamanda. Yani astma hastaları, KOAH hastaları, uyku apnesi, uyku problemi yaşayan hastalar mağara içerisinde tabii tedavi oluyorlar. Gün içerisinde mağara havasını soluyarak yani bazen bir hafta kalıyor ziyaretçi, bazen iki hafta, bazen üç hafta. Yani tedavi olan ziyaretçilerimiz de var. Şu an zaten mağara dışında hastalara yönelik konaklama üniteleri de yapıldı. Yani bu çalışmalar da bitti. Gelen hastanın gün içerisinde 3,5 saat bu havayı solması yeterli oluyor yani. 3,5 saat. Ama gelen hastanın biz öğleden önce girmesini de tavsiye ediyoruz. Çünkü öğleden önce mağara havası çok iyi oluyor yani temiz oluyor. Tabi öğleden sonra ziyaretçi çoğalınca tabi mağara havası değişebiliyor yani. Soğan sarkıtlar Balıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayırır. Bu sarkıtların oluşma nedeni ise basınçtır. Yani yüksek su basıncına maruz kalmıştır bunlar. Görmüş olduğumuz gibi basınç onları tabi takos hale sokmuş yani. Oval hale getirmiş. Sonra o suyun basıncı aşağıda bir karstik bir şaft oluşturmuş. Su altıncı kata zamanla tahliye olmuş. Ama tahliye olana kadar da muazzam şekiller meydana getirmiş. Altıncı katta ise fiziko-kimyasal aşınma hala devam ediyor. Yani sürüyor. İkinci defa geliyorum. Mağara çok güzel bence. Dikitler, sarkıtlar, sütunlar. Dünyada iki tane bulunmuş soğan sarkıtları vardı.
mantarlı salonda mantar gibi gözüken yerler vardı. İnsan eli değmemiş yerler çok güzel gözüküyordu. Bence güzel. Tutuyorum. Abimle rehber onunla şimdi gezdik, dolaştık. Coğrafya oluşumları inceledik. Harika, gerçekten bayıldım. Yok, bu dördüncü gelişim. Her zaman beğenerek, zevk alarak, keyifle geliyorum. Evet, mağaraya ilk defa geldik. Sırf bu mağarayı görmek için geldik. Tokat'taydık ama buraya da bir uğradık geçerken. Mağara çok güzel. Nasıl buldunuz, sağlık açısından da faydası olduğunu biliyordunuz? Evet, sağlık açısından faydalı olduğunu biliyordum. Astımaya geliyormuş. Gayet güzel bir mağara ya. Tavsiye edecek misin? Tavsiye ederim son derece. Evet, her zaman. Evet, ilk defa geldim. Ya bence gayet iyi. Yani ben astım hastasıyım ama yani bilmiyorum, çıkarken biraz daha astım olmuş olabilirim ama bence gayet görülmesi gereken bir yer. Yani görülmeye değer. Ciğerlerinde şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani normalde tıkanmam lazımdı ama cidden nemden dolayı hiçbir şekilde hiçbir sorun yok. Yani bence tavsiye edilirim. Denizli'den geliyorum. Yani Tokat'a gezmeye gelmiştik. Taşan'ın falan oraları gördük. Sonra buranın ünlü olduğunu duyduk. Sağlık açısından da değerliymiş. Ya öyle dediler. Sonra bayağı mutluyuz şu anda. Güzel bir gündü. Tavsiye ediyoruz bayağı. Nasıl buldunuz sarkıtları? Yani bazı figürler ya figür gibi olmuş. Hani artık hani sarkıt olarak değil de insan figürlerini hani ya da başka bir figürlere benzeyen hani kişiye göre değişecek figürler vardı. Yani gayet güzel.